Fatiha ve Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler, bir insanın mutluluğunun, zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizle paralel bir olgudur. Bir günde iki saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor, ne kadar zamanını kendisi için harcıyor. İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah 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 diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa o Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki ve ale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret.
ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskülün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubihim şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen fikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfe sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfe sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise, o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve
başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın nurları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar, göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler, yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan, hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu halukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100 afetler dolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar.
İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır ya da uykudadır. Allah Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cünûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, kendisi yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah Teala onun insanın en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler.
Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölütmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan ruhlar kafilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz, bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır. Hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah-u Teala onu mutlaka
mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezbe adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezbe sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah-u Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayri ihtiyar Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkik-i imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir sesle çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır.
herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın vücuduna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için
Böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah-u Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah-u Teala'nın hepinize en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.